Şimdi stüdyomuza Kardelen'in babası Nihat Bey, ablası Gülle Hanım ve abi Sezer Bey gelecek. Sezer burada, yüzünün görünmesini istemiyor. Diğer konuklarımız gelsinler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk efendim. Merhaba Esra Hanım. Merhabalar. Merhaba. Biz bu konuyu ilk işlediğimizde Nihat Bey kızının bulunması ve geri dönmesi konusunda bir çağrı yaptı ama sonra kızı kendisine ulaşınca yayına devam ettiğimiz için aslında bize tepki vermiştiniz. Evet. Fakat sonra gerçekleri öğrenince ve gerçekler ortaya çıkınca bugün soluğu burada aldınız evladınız için. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gülü sen de hoş geldin, ablasın. Şimdi bütün olayı aslında hepiniz senin bildiklerin var abla olarak. Abi olarak sizin bildikleriniz var. Siz her şeyi Nihat Bey yeni mi öğrendiniz? Yeni öğrendim ben efendim. Benim bundan haberim yoktu. Bana bir telefon geldi. Kızım Atilla Bey'den Altay'dan geldiğinde telefonla bana Kardelen benim yanımda. Benim yanımda dedi. Ondan sonra merak etmeyin dedi. Telefon kapadı, ben ağzıma geleni saydım. Olay bitti. 10 Nisan sonra tarihinde kocasını terk ediyor. İzmir'deki evinden ayrılıyor. Siz kayıp başvurusu yapıyorsunuz. 12 Nisan ya da 13 Nisan'da size telefon geliyor. Evet. Sizi arayan kim? Altay Bey. Altay. Altay. İsmindeki kişi. Evet. Aslında o soyadı. Soyadı. Sizi evet, arıyor. Kızım benim yanımda, merak etme evet, dedi. Evet, aynı anda öyle. Ondan sonra ben kızdığım bir nokta varsa Ahmet'e kızıyorum. Kız telefondan konuşuyorsa, mesajlaşıyorsa bana niye haber vermiyor? Kızım böyle yaptı, şöyle yaptı. Gel bakalım bu uzaklaştırmadan... En kısa yolundan biz bunun bir çaresini bulalım. Olayın bütününe vakıf olan da aslında abi Sezer. Sezer senden bütün olayı, bütün süreci senden ben şimdi şöyle anlatmanı istiyorum. İsteyeceğim. Çünkü ben size bunu söyleyeyim. Bu olay 10 Nisan tarihinde bu değil, 10 bir Nisan buçuk olayı yıl değil, öncesine. Bu geçen sene Kurban Bayramı'ndan bir hafta, bir buçuk hafta öncesinden dayanıyor bu olay. Ben kardeşimin telefonunu yakaladım. Daha doğrusu WhatsApp kullanmıyordu benim kardeşim. Normal bir oyunda oynuyorlar. O zaman evli mi Ahmet'le? Evli falan değil, değil. Bekardı. Evinde oturuyordu. Yani bizim yanımızdaydı. Ve mutluydu. Ne yani istedi, her istediğini de yapıyordu. Ondan sonrasına şöyle söyleyeyim. İlk başta bu. Telefonda ben bunu yakaladım. Kızım dedim. Ne yakalıyorsun onları da söyle. Ya, mesajlaşmalarını yakaladım. Kimle mesajlaşıyor? Kimle mesajlaştığını hiç telefonunu dahi karıştırmadım. Kendi bağlansın yayına konuşsun. Bir fiske dahi vurmadım. Mesajlarını ben abilik görevimi yaptım. Ben sadece aldım karşıma insan gibi. Dedim ki kardeşim bak yarın öbür gün dershaneye yazdıracağım seni. Bilgisayar istedim, bilgisayar aldım sana. Bak polis olmak istiyorum dedin. Ne gerekiyorsa okutacağım, edeceğim seni. Üniversitelere yollayacağım. Abi ben polis olacağım. Vallahi billahi abi evlenmek istemiyorum. Yapmak istemiyorum. Cart curt derken bir hafta sonrasında ben işe gittikten sonra... Evden çıkıyor, arkadaşlarımla kahvaltı edeceğim diye kayboluyor ortadan. Bir buçuk yıl öncesinden bahsediyorsun sen. Evet, bir buçuk sen. Yıl öncesinden. Mesajlarını yakalıyorsun. Mesajlarını yakaladım. Sadece sesini açık unutmuş galiba telefonunu. Ben de anladım. Bak dedim böyle böyle. Niye dedim konuşuyorsun? Bak dedim okumak istiyorsun, şey yapmak istiyorsun. Genç kızsın. Sen bir sevgilisi olduğunu düşünüyorsun. Yani, bir erkekle konuşuyor. Evet. Peki ya, konuşabilir. Gerçek neymiş? Normal insan. Hepimiz normaliz. Hepimiz konuşabiliriz. Ben ona hata şey yapmıyorum. Ben ona insan gibi söyledim. Evlenmek mi istiyorsun, okumak mı istiyorum? Ben bu adamdan, hani 67 yaşındaki adamdan da hiç haberim yok daha. Neyse bu bir hafta içinde kaçıp gidiyor Ahmet'e. 7-8 saat sonra arıyor bizi. Ben kaçtım. Ahmet'in yanındayım, haberiniz olsun. Elimiz ayağımız bağlı. Ahmet'in yanındasın, neredesin, kimindesin, ne yiyorsun, ne içiyorsun? Bunları merak içindeydik. Polise başvurduk. Kayıp ilanı bilmem ne. Savcılıktan araştırma, soruşturma derken bunlar nikah tarihi almaya gidiyor. Doğru mu abi? Yok şeyde. Hastanede mi? Yok. Adresini anneannemin oraya aldıracaktık. Orada polisler yakaladı. Orada polisler bunu yakalıyor. Aynen. Benim haberim oluyor. Ondan sonra da biz zaten İzmir'e gitmiştik. Ben yerlerini tespit etmiştim. Gittik. Görüştük, konuştuk, doğru. Anlaştık. Dedim ki ona, kızım gel evine otur, şu bayramı bir atlatalım, yiyelim içelim, onlar gelsin istesinler. Gene evlenmek istiyorsan düğününü yapalım,
yollayalım seni. Yok ben Ahmet'i seviyorum, yok ben Ahmet'le kalacağım falandı, fıstıktı. İyi dedim kal Ahmet'le. Yerini yurdunu bari biliyorum. Nerede olduğunu biliyorum. Ondan sonra bana bir telefon geliyor. Suna Altay. Bu 2018 yılından bahsediyorsun. O kayıp evet, başvurusu evet, yaptığınız. Bayramdan öncesi. Kardeşin kaçtı, Ahmet'in yanına gitti, onunla evleneceğim dedi. Seni kim aradı? Suna Altay aradı beni. Bana dedi ki, bakın dedi kardeşiniz dedi böyle böyle, şöyle böyle. Ben dedim ki, bende bunun numarası da var. Ben dedim kardeşimin yerini bulayım. O yüzden dedim direkt aramadım çünkü izlerini yok edecekler. Kapatacaklar telefonu, bir şey yapacaklar, bulamayacağım. Ben İki yıl hiç... önce bu ismini verdiğiniz babanı da arayan, şu anda kızınız evet. benim yanımda merak etmeyin diyen o F.E. F.E.'nin evet. eşi arıyor. Eşi aradı beni. Benimle konuştu. Dedi ne yapalım, ne edelim? Bir yol izledik. Dedim ki bak kardeşim benim evlenecek. Telefonda sana ne diye arıyor o hanımefendi seni? Senin telefonda kız kardeşin zaten sahip çıkmış. Benim eşimi rahatsız ediyor. Mesajlarını yakaladım. Yok fotoğraf atıyorlar birbirlerine. Carttı curttu. Ben dedim ki senin eşin kaç yaşında? 67 yaşında. 65-66 yaşında. Sen dedim önce eşine sahip çık. Bu adamın bu kızla ne işi var? Bunu kardeşimi daha önceden bu F.E. dediğiniz insan onun bir tane fotoğraf atıyor. Kardelen'e genç gösteriyor kendini. Artık kimin fotoğrafı onu bilmiyorum. İşte benim arabam var, yatım var, katım var bilmem ne. Kızın aklını çeldikçe çeliyor. Yani iki yıldır bu kişiyle kız kardeşin Kardelen beraber. Evet. 17 yaşından beri beraber. Ama bu beraberlik nasıl diyeyim size? Kardelen evden falan çıkan bir insan değil. Bakkala gider, markete gider. Ne bileyim ailesinin yanında devamlı. Siz İstanbul'dasınız. Biz o kişi İstanbul'da. Ankara'da. Nasıl birbirlerini Bekerken buluyorlar? Nereden? Telefonla Bekerken. Konuşuyorlar. Telefonla, tamam, telefonla konuşuyorlar. Ama buluşma telefonda yok. Da birinin numarasını bulmazsın. Bir şekilde tanışıyor anlatacağım, olmaları hepsini lazım. Anlatacağım size. Bunlar bir oyun oynuyor. Bu da artık klan başkanı mı? Ne diyorlar artık? Ne? Tam, yani, ne oyun oynuyorlar? Ne oyun oynuyordunuz Ahmet? Sen ne de oyun oynuyordunuz? Bu, yani öyle bir yere döndü. Oyun bu biliyor. Ben oyunu bilmiyorum. Sen de bu oyunu oynuyor muydun? Ben ne oyun olduğunu bilmiyorum. Sen nereden tanıştın peki? Facebook'tan. Bir kere benim kardeşimin Facebook'u yoktu. Ben o kadar her zaman ben bakıyordum. İnternetten araştırıyordum. Arkadaşlarını ekliyordum. Bakıyordum arkadaşlarını. Bu oyun ne oyunu? Bu oyun ne oyunu ben de bilmiyorum. Bir tank oyunu mu? Stratejik bir oyun. Evet. Bunu bu oyun bilmiyorum geliştirme oyunu. Dur. Bundan sonra şey yapıyorlar bunlar. Bu adam F.A. isimli adam. Ya siz söyleyebilirsiniz ismini. İsmin ne? İsmin neydi? Adının Ersan Altay mı ne? Fikret Ersan Altay. Aynen. Bu oyunda kıza yardım ediyor. Oyunun içinde alışverişler yapılıyor. Bilmem ne yapılıyor. Öyle arkadaş kuruluyor. O oyunda Ahmet de var mı? Ben yokum oyunda. Benim bildiğim Ahmet ben de var. Ben oyunu bilmiyorum. Oğlum var mısın o oyunu oynadın mı bu? Hayır ben onunla Facebook'ta tanıştım. Oyun öyle bir yerde tanışmadım. Okay. Yok. Ben bu oyun içerisinde yokum diyorsun. Ondan sonra ben kardeşimin kitaplarını, defterlerini karıştırdım. Kendi şeyimde iki tane numara buldum. Bir Ahmet'in numarası. Doğrudur. Bir de Ersan Altay'ın numarası. Demek ki varmış. İki numarayı bulduktan sonra ben Ahmet, bir tane daha engelli bir arkadaşı var. Kardelen'in. Onun üzerinden ben gittim. Dedim ki bu kız biliyor ne yaptığını, ne ettiğini biliyor. Gittim kızı karakola çektirdim, konuştum, ettim. Ondan sonra dedi ki abi İzmir'e kaç dedi senin kardeşin. Hadi bakalım. İzmir'e kaçınca Ahmet'in adresini bulduk. Bastık gittik. Orada konuşuldu, edildi. Ondan sonra isteme oldu. Ben İstanbul'a geldikten sonra kardeşler aldım karşıma gene konuştum. Kızım bak bu adam evliymiş, böyleymiş, şöyleymiş. Abi vallahi billahi ben bilmiyordum. Genç olduğunu biliyordum, öyle konuşmuştuk, buluşmamız olmadı. Yani yalanlar da yalanlar. Şimdi ben hemen seyircilerimize de Kardelen iki yıl önce internette bir oyunda bu Fikret ismindeki kişiyle oyun oynuyor. Birbirlerini iki yıldır tanıyorlar. Bu Fikret'in eşi sizi arıyor. Evet. Sizin kız kardeşiniz benim kocamla beraber. Lütfen işte görüşmelerine engel olun diyor size bu konuda uyarı veriyor. Ben de birbirlerine fotoğraf atıyorlar diyor. İki yıllık bir ilişki var ortada ve tanışıklık var. Bu arada siz bu mesajları yakalayınca sizin kız kardeşiniz aslında bu şu anda 67 yaşındaki olan kişiyle ilişkisi olurken internette tanıştı Ahmet'e kaçıyor. Yani büyük ihtimal benden korkuyor Ahmet'in yanına kaçıyor.
Ama benim şunu da söylüyor öyle sanırım. Yani kız kardeşinizi, o kişiyi, yaşını hiçbir şey bilmiyor. Farklı bir resim mi gönderiyor aynen bu kişi öyle ona? Benim evet kardeşim kandırıldı. Tamam, nasıl bir resim? Şimdi gerçekten içeriğini yani daha mı geç? Fotoğrafını daha önce, evet, daha önceden hiç bana görmedim. Gösterdi Kardelen fotoğrafını. Abla dedi ben bu kişiyle konuşuyorum dedi. Hı-hı. Fotoğrafını. Genç bir çocuk. Yani 25-26 yaşlarında falan. Genç birinin fotoğrafı, ben de baktım. İyi konuş dedim, hani sonuçta genç, o da genç kızı yani. Böylelikle bundan. Bu çok normal, evet, bir şey. Hani genç ya biriyle yazışıyorsun, bir şey konuşuyorsun. Kendi kimliğini, evet, aslında bu sakladı, kişi saklıyor. Aynen. Farklı biri olarak gösteriyor. Arada bir duygusal bağ oluşuyor. Aynen. Ama aynen sonra Kardelen bu adamı görüyor karşısında. Görüyorum. Nihat abi siz kaç yaşındasınız? 67. 57. 57. Siz 57 yaşındasınız. Babamdan büyük bir adam. Kızınızın, 19 yaşındaki kızınızın kaçtığı, yani şu anda yanında olduğu kişi 67 yaşında. Sizden 10 yaş büyük. Evet. Ya bu normal bir durum mu? Değil. Değil. Evet. Ondan sonra Ahmet'le düğün yapıldı, gitti. Ondan sonra numaralarını değiştirdirdim. Ahmet'e söyledim, dedim numarasını değiştir, bilmem neyini değiştir. Doğru mu abi? Doğru, değiştirdim. Değiştirdim ben de. Aynen hepsini abi komple değiştirdi. Bu adam hiç arayıp sormuyordu, etmiyordu. Ondan sonra artık ne oldu, ne bitti? Bunlar 4 ay, 5 ay Ahmet'le çok iyilerdi. Bizi arıyorlardı, biz arıyorduk devamlı. Yani Ahmet'in şurada şöyle bir şey söyleyeyim. Kardelen bağlandı, konuştu ya, yok kapıyı kilitliyor, yok bilmem ne. Biz istediğimiz zaman, aradığımız zaman Kardelen'e ulaşıyorduk, konuşuyorduk. Ahmet burada suçsuz. Ahmet'in işte şiddet uyguluyordu, kapıyı belki üstüme kilitliyordu. Belki ben de şunu düşünüyorum. Acaba Ahmet yakaladı bunların mesajlaşmasını, kaçmasını engellemek için kapıyı kilitledi. Aynı yok anda abi öyle olmuş olabilir. Ben peki Ahmet'e, Ahmet sen bu kız sana niye kaçtı? Ya sevdik birbirimizi ama nasıl hani sevdiniz o? Yani 10 gün içinde sevgi yok, öyle bir şey yok. Kaç yok, gün doğru yazıştınız internette? Efendim? Kaç gün yazıştınız internette? Ya bir hafta 10 gün. 10 günde ne dedi, sana mı kaçıyorum dedi? Ya biz konuştuk, sonra hani kaçarı falan dedim. O da sonra olur dedi, sonra olmaz dedi. Hatta sizin de biri kız kaçırmış, o da ona özenip öyle geldi bana. Kız kaçırmış. Ben de tamam dedim, biletini aldım. Abin de yazıştın kaçtı. Yazıştı. Peki birlikte yaşamaya başladıktan bir süre sonra sen eşinin başka biriyle yazışmasını yakaladın mı? Hiç ilişkisini görmedim. Öğrendin mi? Hayır, görmedim hiç. Abisi söylüyor mu Esra Hanım? Abisi size diyor ki böyle birisi varmış. Siz bu ismi daha önceki yayınlarda Ahmet, tanıyorsunuz siz bu kişiyi, değil mi? Size ne diye anlattı? Abi size bahsediyor. Benim kız kardeşim sana kaçmadan önce böyle yazışmaları oluyor. Eşi beni aradı. Bu olayı biliyorsun sen. Buna rağmen nikah mı kıydınız? Yok, sormadın bu mı? Beni seviyor musun? Ben o olayı bilmiyorum. Bu olayı bilmiyorum. Ben olayı bilmiyorum. Anlattığını söylüyorsunuz ama hayır, telefonlarını... Hayır, ben Ahmet'e anlatmadım. Ben kardeşime anlattım. Bu adam dedim bak bu yaş, kaç yaşında adam böyleyken... Hayır böyle... diyorsunuz ya telefon numaralarını de değiştirdim. Şöyle oldu efendim, şöyle oldu. Ben bakın, bilerek bakın değiştirdim. Çünkü dedim ki kız arkadaşı, erkek arkadaşı vardır Ahmet. Şöyledir, onu değiştir numarasını. Ha. Ulaşmasın kimse. Değiştirdim, sonra numarayı nereden buldum? Üçünü böyle çok için dağıtmadan da gitmek istiyorum. Yani 10 gün yazıştın, evlendin. Doğru. Evlendikten, birlikte yaşamaya başladıktan sonra eşin sık sık dışarı çıkar mıydı? Hayır, ablama giderdi. Başka? Başka yok. Evde dururdu. Hani hı-hı pek İzmir'i bilmiyordu çünkü. Kaybolurdu diye. İzmir'i bilmiyordu. Yani. Sık sık telefon, yani vakit geçirir miydi telefonda, yazışır mıydı? Ya ben evdeyken geçirmiyordu. Yanımda oturuyordu. Ama sen sabahtan akşama kadar iştesin. Aynen öyle. Onun haricinde yani geçirmiyordu. Yani şu son bir hı ay, bir buçuk ay bu adam peşine düştü kardeşimin. Ya ondan sonra bu iş oldu. Adam zaten İzmir'e gidip geliyormuş. Ben öğrendim onu. Ah, işte. Nereden öğrendin? Bir gidip geliyormuş. Sen ya ne zaman öğrendin Ahmet bunu? Keşke bak. Neyin keşke abla? Sen Ahmet bunu ne zaman öğrendin? Ne abla, onu anlamadım. Yani adamın gidip geldiğini o İzmir'e. Ya biri söyledi ama vallahi unuttum onu. Ya illa ki sen eşi olarak yani sokakta da olsa bir şey de olsa, çünkü senin çevren geniş orada. Büyük bir ihtimal sana biri çıtlatmıştır bunu yani. Bir de Ahmet diyor ya ben abisinden aldım adresini falan diyor. Oraya adres da bir açıklık getirelim. Ahmet'e derim ki Ahmet biz güzellikle şey yapalım. Türkiye'de bir ilk siz boşanmıyorsunuz. Boşansın. Ne istiyorsan, çocuğun sende kalması istiyorsa çocuğunu alırsın. Bizde kalması gerekiyorsa bizde kalır. Biz gene sana çocuğunu gösteririz, ederiz. Ama bu olay, ben de şunu kafamca, ailemce düşündük. Kardelen'le irtibata geçelim, düzgün bir şekilde konuşalım. O adamın yanından ben kopartayım onu. Şimdi Sezer, o 12 Nisan kardeşin kaçtıktan sonra 12 Nisan'da babanı
Bu sizin ismini çok iyi bildiğiniz, yaşını bildiğiniz adam arıyor. Kız kardeşiniz benim yanımda diyor, çat diye telefonu kapatıyor. Siz bundan sonra ne yaptınız? Yaşını maşını biz bilmiyoruz adamın. Kesinlikle bilmiyor. Sadece telefon geldiğinde Kardelen benim yanımda dedi. Ondan sonra sen kimsin filan deyince altayım dedi, kapattı telefonu. Kız kardeşiniz gittikten sonra sizi aradı mı abla, ben güvendiğim iyi bir yerdeyim, evet, ya da nerede evet, olduğunu evet, söyledi size. Evet, sürekli beni Altay'ın telefon numarasından arıyordu. Altay'ın telefon numarasından beni arıyordu. Ben her gün görüşüyordum kız kardeşimle. Ne anlatıyordu ya da siz ya ona ne soruyordunuz? Ya, gel diyordum ondan sonra. Ailemiz perişan, babam perişan, annem perişan, erkek kardeşim yani sinirleniyor, kriz getiriyor kendi kendine. Söylüyorum, yalvarıyorum yani hiç dinlemiyor. Artık bu adam bunu zorla mı tutuyor? Ben ne zaman kardeşini arasam adam bunun yanında. Şimdi adam ona bir şeyler söylüyor, ben duyuyorum telefondan. Kötü bir şey söylediğim zaman da pat telefonu yüzüme kapatıyor. Kötü ne diyordunuz yani kardeşim yani geri dön ya da niye yani oradasın? Geri dön, çık gel diyorduk ondan sonra ne bileyim annem dün konuştu. Ondan sonra ben aradım tekrardan Kardelen'i. Annem konuştu, gel kızım falan fıstık yok deyince anneme tepki gösterince annem de sinirlendi. Peki ben ya ben bu kişinin yanındayım, bu Fikret'in yanındayım. Onu da çok seviyorum, aşığım. O yüzden onunla beraberim gibi bir şey söyledi mi? Bir açıklama yaptı mı yani? Ya onun yanında. Ama onun net yanında olma sebebi ne? Yok ya. Ya bilmiyoruz aşk işte. Mı, sevgi mi? Bilmiyoruz yok, artık. Yok öyle bir şey yok efendim. Öyle ya bir olamaz, düşünsenize ya. Kesinlikle böyle bir şey olamaz ya. İmkansız bir şey ya. Aşk, bilmiyorum ya, zorlan tutuluyor benim kız kardeşim. Aynı anda öyle. Ya tehdit altında. Olabilir. Çünkü biz annem aradı, konuştu dün. Annemin telefonu yüzüne kapatıyor. Ama siz diyorsunuz ki bakın erkek kardeşini de arayan bu beyefendinin eşi. Sizi aramadı mı? Size anlattığı şey ne? Anlattı. Benim eşim bu kişi şiddete uğrayan bir kız, buna yardım mı ediyor diyor. Birliktelik mi yaşıyor diye iddia ediyor. Birliktelik yaşıyor diye iddia ediyor. Ya birlikte bunlar yani. Yani şimdi, yardım etmiyor. Birlikteler. Şimdi hanımefendi... Yardım etse İzmir'den getirir İstanbul'a ailesinin yanına verir. Der ki ben kardeşim yardım ettim. Hanımefendinin evet. Dünkü açıklamasını tekrar hatırlatmak istiyorum. Evet. Bize kendi ihbar hattımıza mesaj atan bu kişinin eşi... Onlar benim eşim 6 Şubat tarihinde evi terk etti diyor. Ve ara ara da İzmir'e gidip geliyordu. Onlar benim kocam İzmir'e gittiğinde Kardelen'le kocam buluşuyordu. Demek bizim torunlarımız var. Arada 49 yaş gibi bir fark var. Ben bu konuda aileyi aradım ve uyardım. Biz ailece büyük bir şok yaşıyoruz diye belirtmiş hanımefendi. Yani ben de aldım karşıma, konuştum. Yani illaki şiddet mi uygulayalım? Onun... Sen Ahmet ne diyebiliyorsun bu kişiyi? Sana nasıl ismi geçti bu kişinin evinizin içerisinde? Ben sordum senin sevgilin var mı diye. Hani bekarlıken falan var mı diye. Var dedi. Bir tane Altay diye biri var dedi. Onunla küsüştük dedi. Evet. Koptuk dedi. Sonra sana tanıştık. Yani İlişkilerini ben de tanıştık nasıl sana. Anlatıyordu? Yani hani çok seviyordum, o da beni seviyordu. Evlenmek da, gibi hayallerimiz. Yani o kadar sordum ama söylemedi vallahi. Yani şey yapmadı. Söylemedi. Ahmet sen bu kızdan hiç mi şüphelenmedin evde telefonla? Vallahi abla yemin ediyorum hiç şüphelenmedim. Ekmek hiç şüphelenmedin yani. Telefonuna bakıyordum ama hiçbir şey göremiyordum. Yok hiçbir şey. Ne? Dışarıdan da sana söyleyen hiç kimse bir şey yok, olmuyor. Yok hani olsa eyvallah diyeceğim. Yok. Patronuna gidip özel hayatınla ilgili bilgileri anlatıyorsun. Şüphelenmesen hayır, evet. Nasıl bunu gidip anlatacaksın? Özel bilgiler derken? Yani hamilelikle ilgili. İğne ezer. Ne? Ya hayır. Şimdi onlar bana sordu. Dün sordular hatta. Ben de onlara izah ettim normal yani. Hı. Ben onlara gidip de evimde ne yaşadıklarımı anlatmıyorum ki. Her şeyi anlatmıyorsun. Senin özel hayatın. Yok canım ne anlatayım? Da. Kimse ne? Yani. Kimseni ilgilendirmez. Yani. Ahmet benim tabii tahminim bu tamamen kişisel görüşüm. Hani siz böyle anlattığınızda sanki Kardelen bu kişiyle ilişkisi öğrenildikten sonra eşi sizi aradıktan sonra evden kaçarak Ahmet'in yanına özellikle gidiyor çünkü başka bir adrese giderse ve başka birinin yanında kalırsa görüşmeleri ve arkadaşlıkları daha kolay olacak gibi. Sanki evlendikten sonra da görüşmeye devam etmişler gibi hissediyorum. Yani senin yanına gelmesi, kardeşinin seni sevmesi falan değil. Sadece baba evinden, abi evinden bir an önce çıkıp kendi istediği gibi özgür bir hayat yaşaması. Siz yanında bulunan kişinin Kardelen'i yönlendirdiğini düşünüyorsunuz. Evet, aynen öyle. Nasıl yani telefonda ne dedi? Ya diyorum ya işte size yani sürekli ben aradığımda adam yanı başında sürekli ama. Duyduğunuz şey ne? Yani nasıl ya yönlendirdiğini niye düşünüyorsunuz? Adam sesi duyuyorum yanında zaten. Siz gel diyorsunuz, o hayır gelmeyecek mi diyor mesela. Ya gelmiyor işte yani diyor istemiyorum diyor.
Ya ondan bir hayat kuracağım diyor. Adam nasıl yani onu, bunu adam duymak onu, adam yani bu adamlar nasıl bir hayat kuruyor? Bir şey, bir tarafa saldırıyor. Bir dakika Nihat abi sen. Deden yaşındaki bir adamla sen nasıl bir hayat kurabilirsin? Sen o adam ne diyorsa telefonda onları söylüyor. Size konuşmayın. Adam ne diyorsa telefonda kız onları söylüyor. Ya dün o gün bile size canlı yani yayına bağlandı ya bu. Farkındaysanız duruyor. Tam biri ona söylüyor oradan. O size söylüyor. Normalde yani böyle şeyler Kardelen konuşamazdı. Evet. Siz istediğiniz dakikada Kardelen'e ulaşabiliyor musunuz? Şu anda ulaşamıyorum. Yok. Dünden beri ben kardeşime ulaşamıyorum. Ondan önce ulaşıyordum. İyi. O mu size ulaşıyordu, o mu siz mi ona ulaşıyordunuz? Ben ona ulaşıyordum. O beni sürekli aramıyordu. Hep ben arıyordum. Ya beni aramak istemiyordu. Ben de iyi olduğunu düşünüyorum. Bu insanlar perişan, annem babam ara, iyi mi, kötü mü? Yani arıyordum, konuşuyordum mecbur. Ama kardeşim şimdi yayına bağlandığında da çok da onun söylediklerini dikkate almadım. Hatta belirttim de hani cevaplıyor, susuyor. Her soruyu düşünüyor. Ondan sonra ya da yanından yani bir şey söylüyor. Söylüyor, o size söylüyor. Size bir fotoğraf karesi göndermiş kız kardeşiniz. Siz o fotoğraf karesini silmişsiniz. Gönderdiği fotoğraf karesinde ne vardı? Ne vardı? Tanıdığınız, bildiğiniz bir yerde mi çekilmiş fotoğraf? Yok, evin içinde dübleks bir ev. Merdivene çıkmış, ondan sonra fotoğrafını çekti bana. Yo, ben dedim hani sağ mısın, nasılsın, üstün başın nasıl, sen kıyafet almadan gitmişsin, ne durumdasın, ne kılıktasın, ben görmek istiyorum dedim. Bana öyle bir fotoğraf attı bu. Dubleks bir evde. Evet, dubleks bir evde ama nerededir bilmiyorum. Merdivenlerde oturup çekilmiş. Ankara'dayım diyor. Yani başka da bir şey demedi. Ankara'da olduğunu söylüyor. Yalan söylüyor. Nihat abi tüm gerçekleri ne zaman öğrendin? İşte bana ne zaman telefon açtı bu adam. Ben de o adamı tersledim. Kardelen dedi benim yanımda rahat olun dedi. Ben ne bastım ağzıma ne geldi diye söyledim. Sen kimsin dedi. Baba olarak yani sinirlendim efendim. Benim de evladım olur, sizin de olabilir, ötekilerin de olur. Başına bu gelebilir yani bu olaylar. Ben kızımın ne yapıp bulunmasını istiyorum. Tekrar gene söylüyorum. Yani bizim evimiz ona açık. Bulunacak kapımız her zaman açık. Evine dönsün. Bunlar bu kişilerin bulunmasını istiyorum. Ne olursa olsun. Ama kızınız diyor ki ben bu diyor kişinin 67 yaşında da olsa kimseye ilgilendirmez. Ben bu kişinin yanında kendi isteğimle beraberim. Olamaz efendim. Kişinin yaşını her şeyini biliyordu. Bunu ilk söylediği dakika niye harekete geçmediniz? Benim haberim yoktu daha doğrusu. Yok. Telefonlarını kapattı. Ulaşamadım. Hayır Sezer. Yani 12 yani Nisan'da, bile etti o insan. 12 Nisan'da Kardelen'in bu adamın yanında olduğunu öğrendiniz. Ben aradım. Bak. Ben dedim ne işin var bu kızla dedim. Kaç yaşında adamsın dedim. Çoluk çocuk sahibi. Bak misin? Ne dedi ona. Sorunların varmış dedim. Yok işte seni ilgilendirmez, sen karışamazsın, edemezsin. Bak. Sen dedim nasıl karışamazsın diyorsun. Ben dedim bu kızın abisiyim. Şey. Bana ne dedi biliyor musunuz? Senin dedi çalıştığın yeri biliyorum. Nerede ne geçti. Bu konuşma bu kaçtıktan sonra mı? Kaçtıktan sonra değil. Bir sene öncesi. Ben bir sene hatta öncesi. Konuştum onunla. Yani bak. Kurban Bayramı'ndan bir hafta öncesinde. Ben ne zaman numaraları buldum. Ondan sonra aradım. Sövdüm. Yalan yok. Ben şimdi mesela o bir sene öncesinde bu tehditleşme var. Evet. Bugüne dönüyorum. 10 Nisan'da kaçıyor. Evet. Babanı arıyor. Gene bu adam karşınıza çıkıyor. O zaman niye harekete geçmediniz? Bu kız 8 aylık hamile. Bu adamın yanında, bu adam ya torunu yaşında ya. Kendi isteğiyle zaten kendi isteğiyle gidiyorsunuz. Bu duruyor. Hastalıklar çıktı. Bir tarafa kıpırılacak bir ailemiz yok. Biz Ahmet'e ulaşmak istiyorum. Ahmet'e ben ulaşamıyorum. Telefona bakmıyor. Ne yüzüne karşı. Ne zaman baba? Sinirleniyorum. O kaçtığı günden beri yalan mı? Ya açıyorum. Kaçtığı günden beri ulaşıyordum ama açıyordum. Baba da ne yapacağız? Ne edeceğiz de kızım böyle böyle. Arıyorum, açıyordum ben ama. Geliyor, buraya geliyor. Esra Hanım'a geliyor. Derdini anlatıyor. Buraya geldiği için kızdınız mı? Bana önce bir haber verseydi ne yapacağız, ne edeceğiz kaçtığı zaman biz de ona göre bir düellik yapardık. Hatta giderdik İzmir'e. Ama ben de şimdi size soruyorum Nihat abi. Buluşturduk onu. Kız kaçmış bu adamın yanında. Siz bu adamı 2 yıldır tanıyorsunuz yani abi biliyor. Ben tanımıyorum. Tanımıyorum ben. Tamam abi biliyor. Siz onu çocukluk aşkı sanıyorsunuz. Abi bu adamın kimliğini, kim olduğunu biliyor. Bu çocuk buraya gelmese aramak için bir girişimi var en azından. En azından bana söylemiş olsaydı bu adam. Ben kalkıp giderdim İzmir'e. Oradan karakoldur, bilmem savcıdır, ne lazımsa işlemlerini yapardı. Onları daha kolaylıkla bulurduk. Telefonla. Ne zaman olaylar oluyor bitiyor ondan sonra editörümüz... beyefendi bizi arıyor.
Editörümüz Emrah'la Kardelen biraz önce bir telefon görüşmesi yapmış. Kardelen, lütfen yayına bağlan, söz hakkını, cevap hakkını kullan. Aynı zamanda bu ismi geçen Fikret, yanında bulunduğun kişi de yayına bağlansın. Bu durumu çok merak ediyorum. Yani 19 yok. Yaşında biri... Ben peşini bırakmayacağım zaten. Bu çocuğun, bu bak Kardelen'in bana sahip çıkıyor dese bile reklama gitmem lazım. Babası burada, ablası burada, abi burada. Niye bu adamın yanında? Konuşmak istiyoruz. Kardelen'in açıklamaları neler?